gün ortasında bugün biraz üretimi, sanayiyi konuşmak istiyoruz değerli izleyenler. 4 ülkede bulunan üretim ve dağıtım tesisleriyle 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan çok değerli, çok kıymetli bir firmamız. Bir aynı zamanda Ar-Ge'ye muazzam yatırımlar yapan bir otomotiv yan sanayi firmamızı burada konuk ediyor olacağız. Teknorot Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Leon Kalma, hoş geldiniz. Merhaba, ne hoş güzel buldum. Sizi burada ağırlamak Leon Bey. Kıymetli bir dostumuz, değerli Sağ bir olun. Arkadaşımız olarak aynı zamanda. Şimdi gerçekten de sizin gibi firmaları tanımak önemli. Sektörde sizi herkes çok iyi tanıyor mutlaka. Gerçekten ama Türkiye'nin üretim gücünü ortaya koyan yıldız ihracatçı, yıldız üretici firmalardan bir tanesiniz. Biraz böyle işte EkoTürk üzerinden genel izleyiciye de ben tanıtmayı istiyorum o çok yüzden. Iyi çok etkileyici de bir hikayeniz var. Çok biraz iyi bize Teknorot'u anlatın. Anladım. Nerede başladınız, nasıl başladınız, nasıl bir noktaya geldiğinizi zaten detaylandıracağız. Okey. 1976'da Fransız Koleji'ni bitirdikten sonra üniversite başladı. Tabii o dönemlerde gece okumak çok popülerdi. Ben de Galatasaray işletmeyi kazandım ki daha sonra Marmara işletmeye döndü. Gündüz de çalışmaya başladım bir yerde. Çünkü babam tuhafiyeciydi. Benim daha başka bir sahada yer almamı istiyordu. Sirkeci'de bir yerde çalışmaya başladım. Bir patronum vardı, çok tatlı, rahmetli oldu şimdi. Orada 2 sene çalıştım. Daha sonra da kendi dükkanımı açmaya karar verdim. Aslında bir aile şirketiyiz diyebiliriz. Biz önce Teknorot öncesi atak taşıt yedekleri diye bir alım-satım, yani oto yedek parça alımı, satımı, ithalatı üzerine bir firma kurduk. Bu firmada sonuç olarak biz bir aile şirketiyiz genel olarak. Kardeşim var, eniştem var ve 45 senelik bir arkadaşım var. Biz artık onu aileden sayıyoruz zaten. Yani bu trade company ile başladık, alım satım. Ben daha sonra 80'lerin sonuna doğru 90'larda neden üretim yapmıyoruz? Yani neden üretim yapmıyoruz diye. Tabii yedek parçada çok büyük konular var. Yani amortisörü var, sileceği var, farı var. Değil mi? Yani çok büyük bir olay. Çünkü bir arabada zaten bir yani 25 gerçekten. Bin tane parça var. Daha sonra bu ön takım dediğimiz, bizim biraz direksiyon süspansiyon sistemi de deniyor bizde. Ön takım dediğimiz parçaya ilgim çekti. O ilgimi çekmesinin en büyük sebebi de 80'lerde ithalatın gerçekten çok zor olması, belli kişilerin elinde olup bizim çok azıcık bir mal alabilmemiz için ızdırap çekiyor olmamızdı. Bu benim ilgimi çekti. Kızdırdı biraz da açık konuşayım. O tekel durumu. Neden üretim yapılamasın diye. Tabii mühendis kökenli de değiliz maalesef. Aslında evet, işletmeci olarak. İşletmeci olarak biraz öğrenerek, sorarak, sormak çünkü çok doğru. Üretime de yavaş yavaş fason bir şeyler yaptırarak girelim dedik 90'larda. 92 senesinde de Teknorot firmasını kurduk. Yenibosna'da 200 metrekare bir sanayi sitesinde bir dükkanda. Biz de bu kadar ileri gideceğimizi gerçekten tahmin edemiyorduk ama işte yürüyor yani şartlar. Nasıl bir noktaya geldiniz? Biraz detaylandıralım Leon Bey. Tabii. Geldiğiniz nokta itibariyle tabii. Hem üretim gücünüz, istihdamınız. Tabii daha önce işte Yenibosna, oradan sonra Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde dükkan tuttuk. Oradan yayılmaya başladık. Sonra baktık bu gerçekten bir entegre tesis haline gelmesi gerekir. O günlerde de ben yer ararken Gebze'lerde şurada burada Düzce'de bu 5084 sayılı kanun çıkmıştı bilirsiniz. Aha. Teşvik kanunu. Düzce'de o illerin arasındaydı. Aha. Daha önce de ben Düzce'de önemli dostlarım vardı bu yedek parça alım satımından. Onları aradım. Orada bir arsa bulabilir miyiz falan. Gerçekten o günkü yetkililer korkunç. Hepsi valisi, belediye başkanı, sanayi odası başkanı hatırlıyorum. Hepsi çok ilgi gösterdiler ve bize tahsis ettiler. Ve Düzce'ye gittik, inşaat yaptık. 2008 sonundan beri Düzce'deyiz, 12 senedir. Şu anda aşağı yukarı 100 bin metrekare kapalı sahada, işte 1700'e yakın çalışanla otomobil yedek parça yapıyoruz. Bunu ben tanımlamak istiyorum çünkü yedek parça deyince... Çok zengin, çok geniş çok bir geniş alan. Çok geniş bir alan. Yani benim... Ön takım dediniz. Evet, yani işte yedek parçacısın diyorsun. Birisi bana işte çamurluğun var mı sende diyor. Halbuki biz her sadece... Her şeyi soruyorlar. Tabii alım satım firmamız devam ediyor. Ayrı bir firma. Ama üretim için buradayız zaten. Üretimde arabaların dıştan görünmeyen, altlarında olan ön takım diyoruz Türkiye'de çok genel anlamda. Ama İngilizler onu, Avrupalılar ayırıyor. Steering ve suspension diye. Yani direksiyon ve süspansiyon sistemi. İşte rotlar, rotiller, salıncaklar. Orada bir her arabada ayrı olan 15'e yakın önde ve arkada parçalar var. Araba onları, zaten o kadar çok parçadan oluşan. Kesinlikle, o kadar, kesinlikle. Şey ki, onları üretiyoruz. Tabii bunları üretmek hiç kolay değil. Şu açıdan biz aftermarket firması olduğumuz için, yani yan sanayi firması olduğumuz için,
ve direkt fabrikalara şu an için ki o konuda ilerlemelerimiz var, çok olumlu. Yani sizin ilgi görmeniz için yurt dışından özellikle o bütün arabaları yapıyor olmanız lazım. Çünkü müşteri geldiği zaman bütün çeşidi istiyor, market gibi bu iş. Tabii bu sefer ne oluyor? Her türlü arabaya bu parçaları yapmak zorundasınız. Çok korkunç, kuvvetli bir Ar-Ge'nizin, yani yeni ürün geliştirme operasyonunuzun çok iyi olması lazım. Paralelinde Ar-Ge'nin çok iyi olması lazım. Planlamanızın çok iyi olması lazım. Bayağı biz aşağı yukarı 40-50 bin komponentle sürekli günde döneriz. Müthiş. Bunların alımı, çeşitli zaman dilimlerinde teslimatlar, yurt dışına bağlı olanlar, yurt dışına bağlı olanlar şeydir. Zordur yani. Tabii, ama tabii müthiş bir operasyon. Büyük bir operasyon diyelim bunun ismine. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Hangi markalar var mesela, sayar mısınız Leon Bey? Şimdi hangi, siz hem markalara, dünya devi otomotiv firmalarına vermiyorsunuz. Hayır. Onların yani aftermarket'i bir defa bilmek biraz lazım. Biraz açalım şimdi. Aftermarket nedir? Aynen öyle. Şöyle, büyük markalar var. Ben giyimle çok yanına koyuyorum çok rahat olsun diye. Mesela bir Nike var. Nike ne yapıyor? Bir sürü ayakkabı satıyor, şapka satıyor, eldiven satıyor, eşofman üstü satıyor. Ama hepsini ayrı üreticilere yaptırıp kendi markasıyla satıyor. Bizde de öyle. Büyük dünya devleri var aftermarket'te. Ön takımı bana yaptırıyor. İşte sileceği birisine yaptırıyor. Farı birisine yaptırıyor. Su pompasını birisine yaptırıyor. Ve kendisi kendi markasıyla bütün bu malları bütün dünyada dağıtıyor. Ve dağıtıyor, evet. Ve bizim parçalar daha çok arabaların 1-2 sene sonra, garantiden çıkma süresinden sonra özel servislere gittiğiniz zaman artık bizim parçalarla karşılaşıyorsunuz. Şimdi o %90. Çok önemli, altını çizmek gerekiyor. Çünkü eskiden araç aldığımız zaman işte sigorta kapsamına kadar tamam, o sigortadan karşılıyordu orijinal yedek parça derdik biz de, değil mi? Aynen öyle. Ama sigortadan çıktıktan sonra derlerdi ki aman orijinalini taktır, orijinal taktırmayıp gidip yan sanayiden bir şey taktırırsan sıkıntı çıkar derler. Kesinlikle o çok doğrudur. Halen doğru yönleri var. Fakat o kadar teknoloji gelişti ki ve sektörlerin çoğu, biz dahil, bizim sektör dahil o kadar mükemmele doğru gitti ki biz bugün orijinal parçaya bence %90-95 yaklaşmış durumdayız. Anladım. Yani bizim parçayı kullandığınız zaman orijinalinin performansının %95'ini elde ediyorsunuz zaten. Evet. Zaten Avrupa'da bunu bitiyor. Ki biz bugün %92 ihracat yapıyoruz. Evet. En büyük devlere, markalara. Onun için artık orijinal şeyi, ısrarı bitti. Evet, herkes, değişti. Dünya tabii, değişti. Tabii yani herkes daha ekonomik. Ekonomik iş gören, hiç problem yaratmayan parçaya yöneliyor benim gördüğüm kadar ve talep büyüyor her gün. %92 ihracat hangi ülkeler var? Avrupa ağırlıklı. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ağırlıklı ve tüm Avrupa ülkeleri. Orta Doğu kuvvetli, Güney Amerika çok kuvvetli. Güney Amerika'ya kuvvetli olmamızın sebeplerinden biri de ilk günlerde bu işe başladığımız zaman ihracatta İspanyolcayı iyi konuşuyor olmamız ve fuarlarda işte Kolombiya'dan, Venezuela'dan, Şili'den, Arjantin'den biraz o da etkili oldu. Çünkü onlar da İngilizce iyi konuşmuyorlar. Doğru, kapıyı açtı. İspanyolca konuşan birisi görünce daha bir yakınlık duydular. Oradan da kıymetli müşterilerimiz oldu. Bütün bu pazarlara Düzce'deki fabrikadan mı gidiyor? Çünkü yurt dışında yatırımlarınız olduğunu da biliyorum. Var. Tabii ki hepsi Düzce'den gidiyor. Bir İspanya'da bir firmamız var, dağıtım yapıyor. Onların kendi bir isimleri var. Tamamen dağıtım, üretim yok. Hindistan'da bir fabrikamız var. 200 kişinin çalıştığı saç parçalar üretiyor. Yani Teknorot firmasına Türkiye'ye, yani üretimin %40'ını falan Teknorot firmasına mamul olmayan şekilde komponent bazında yolluyor. Ve diğer Hindistan'daki firmalara mal satıyor. Mamul olarak hale getirip. Bir de Çin'de ufak bir yerimiz var. Fakat büyütmüyoruz onu. Çünkü Çin'de çok büyümeyi istemiyorum. Çünkü çok cephede savaşmak da insanı yormaya başladı. Muhakkak. Çünkü orası ayrı bir dinamiği var. Ayrı bir dünya. Bir gezegen gibi zaten. Aynen öyle. Onun için çok fazla Çin'e yatırım mı büyütmeyeceğiz. Bu komponentler önemliydi herhalde. Bu pandemi sürecinde o tedarik zinciriyle ilgili bir endişeniz problemler oldu. Problemler oldu. Nasıl yönettiniz oldu. O zaten süreci? Şimdi her firma gibi biz de Kasım ayında, Aralık ayında oturduk. Haftalarca bütçe yaptık. 2020'yi öngördük. Şu kadar satarız dedik. %20-25 arası çok ciddi bir büyüme hedefi koyduk. Çok ciddi bir hedefti. Öyle gördük. Ona göre yatırımları tespit ettik. Aralık'ta yatırımlarla ilgili makineleri sipariş verdik. İthalata bağlı olan komponentlerin
öngörülerini Çin'e verdik. Bunlar hep Aralık'ta, Ocak başında oluyor. Biz plan yaparken meğer ne planlar yapıyoruz? Bütün planlar alt üst oldu. Birinci alt üst olayı Çin'deki problemlerden, malın gelmeyişinden dolayı İlk aksamalar başladı. İlk anda orada bir durdunuz. Çünkü komponent sıkıntısı ve bir tedarik sıkıntısı. Başladı. Allah'tan stoklarımız genelde iyiydi. Çok büyük problem çekmedik. Ama arada onlar düzeldi, biz bozulduk. Bu sefer onlar yollayalım dediler, biz dedik durun. Evet. Bir bekleyin, şunu tabii orada planlamanın ve gerçekten büyük zorlukları başladı. Halen zorluk yaşıyoruz. Tabii. Çünkü Mart, Nisan tamamen Avrupa durdu. Tabii bütün otomotiv lockdown, fabrikaları. Lockdown hepsi. Şu anda da %100 tam başlamış değil herhalde. Otomotiv firmaları başlamadı ama bizim gibi aftermarket yedek parçacılar bir aydır iyi başladılar. Evet. Özellikle Mayıs ortası ve Haziran'dan itibaren talepler tekrar normale dönmeye başladı. Hı-hı. Biz fabrika olarak bir 3-4 hafta kapattık. Sadece. Sadece, evet. Nisan ayında bir hafta, Mayıs ayında bir 15 gün. Bir de Temmuz'da kapatacaktık, vazgeçtik. Çünkü gerekli siparişler geldi. Biraz şey tabii, zor bir dönem geçiyor bu sipariş pandemide. Sipariş aldığınız ertelenenler oldu o dönemde. Ertelenen biraz oldu. Halen çözüldü mü olsun? Halen siparişi olup da kimisi Ağustos'ta yolla diyor, kimisi Eylül'de yolla diyor. İşte Eylül'ün içinden 100 tane içinden 50 tanesini yolla diyor. Aman Allah'ım, yani bizim şu anda lojistik şeyimiz, bölümümüz tam manasıyla uğraşıyor ama halletmeye çalışıyoruz. Herkesin derdi önemli. Tabii. Şimdi Türkiye'de baktığımız zaman bir yandan otomobile muazzam da bir patlama var. Dün burada yine farklı bir konu aldım. Çok ilginç, evet çok ilginç. Ben de müthiş farkındayım. Müthiş bir talep var. İnsanlar sıraya girmiş durumdalar. Ekim'den, Kasım'dan önce de siparişini verdikleri aracı elde etme şansları yok. Yani Türkiye'de tabii bir takım destekler, teşvikler de bu süreci tetikledi. Tetikliyor. Koronavirüsün işte o otomobil sahibi olmalıyım biraz daha işin şeyi bakımından, sterilizasyonu, duygusu ayrı bir taraftan tetikledi derken, hani Avrupa'da da aslında bu sürecin çok da farklı olmayacağını öngörebilir miyiz? Yani buralarda da bir talep olacak. Türkiye bir garip bir tabii. O da bir gerçek. Yani toplu taşımadan kaçmak da bunu biraz tetikledi bence. Fakat ben geçen hafta bir istatistik, hatta oğlum göndermiş. Türkiye'de otomobil satışları %21 arttı. Yurt dışında ortalama olarak %35-40'larda düşüş var. Bu nasıl bir yani, şey? Yani çok böyle ilginç bir ülkeyiz gerçekten ama ne güzel. Öngöremeyen bir ne güzel yani, yani evet. Çok dinamiyiz. Sanıyorum Avrupa'da da bu hızlı olmasa bile bugünlerde, yani Eylül, Ekim'e kadar bu düzelme bence normal hale gelir. Başladı yani son 15 günkü, çünkü biz her gün sipariş alırız bütün dünyadan. Son yani 15 günün... Nabız gibisiniz siz işte şu an piyasanın nabzı yani. Tabii. Yani her gün sabah uyanıyoruz, akşama kadar kimden ne geldi, ne gelecek. Tabii. Konferanslar, Zoom'lar, şunlar bunlar ama son 15 gün grafik yukarı doğru gidiyor. Ne güzel bunu duymak. Bunlar son derece İnşallah. Önemli. Önlemler devam ediyor fabrikada zaten pandemiyle ilgili. Pandemiyle ilgili 4 hafta kapattım dediniz ama açık olduğunuz süreçte de herhalde farklı. Yani tabii ki bütün fabrikalar, pardon sözünüzü kestim. Bütün fabrikalar mutlaka bu işe çok önem veriyorlar. Fakat bizde gerçekten ilk bu iş Çin'de patladıktan sonra, yani Mart'ın başı, Şubat sonundan itibaren çok radikal önlemler aldık. Gerçekten ateş ölçerler, şunlar bunlar, maskeler, servislerin kişi azaltılması falan. Hı hı. Herhalde bu sayede sadece 3-4 vaka oldu bizde. Hı hı. Olmaması mümkün değil zaten. Tabii. Ama onların da çok iyi yönettik. Şu anda çok şükür bir problem yok. İlk günden itibaren hastalığı olanlar, yani kritik hastalıkları zaten olanlar, bir 120 kişi vardı. Onları hemen ertesi gün evlerine gönderdik. Karantina altına alındılar. Bence iyi yönettik. Halen de şu anda günde 3 ile 5 arası maske dağıtıyoruz. İşte sterilizasyonlar, yemekteki dikkatler, separasyonlar. Her şeyi yaptık, öyle diyelim. Gerçekten o konuda çok rahatız. Evet, şükür diyelim. Vicdanım rahat. Destekler nasıl gitti? Nelerden faydalandınız? Kısa çalışmadan. Tabii kısa çalışma zaten olarak gerçekten arada bunu ifade etmek lazım. Hükümet de bu konuyu çok iyi yönetti bence. Evet. Çok erken davrandı. Yani biz Mart ayında Nisan, Mayıs, Haziran'ın veya Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'un planlarını belli öngörülere göre yapıp bir program sunduk yetkililere. Biz şu günler kapatacağız diye gerçekten hiç problemle karşılaşmadık. Ödemelerin hepsi yapıldı ki daha sonra biz daha fazla çalışmayacağız dedik ama daha aza indirdik. Ne güzel. Hı hı. Çünkü onda problem yok. Yani siz iki hafta çalışmayacağız diyorsunuz, sonra bir hafta indirebiliyorsunuz onu. Hı hı. Tabii, öyle yaptık tabii zaten. Mesela Temmuz iki hafta çalışmayacağız dedik, iptal ettik. Çalışıyoruz komple. Bu konuda çok yardımcı oldular gerçekten yetkililer.
Yani bir de tabii arada bankaları da araya sokayım. Bankalar da çok yardımcı oldu. Gerek Exim Bank gerek diğer bankalar. Yani kredi geri ödemeleri öncesi tutumları çok çok olumlu bulduk açık konuşayım. Ne güzel bunu çok sizden iyiydi. Duymak. Ben yani bankalara o konuda gerçekten tabii bize de güveniyorlar ama ne olursa olsun yaklaşımları çok iyiydi. Ben mutluyum bu konuda. Peki. Hiç endişelenmedik yani. Endişelenmediniz. Bir miktar parayla burada hallediliyor. Dönüyor işler. Birkaç aylık. Bu yeter ki bundan sonra sonbahardan sonra. Tabii bütün problem işte oradaki yatırım öngörülerinin başlamış olmasıydı. Tabii. İşte onları da artık ödemelerini yapıyoruz. Makineler geliyor. Düzelecek diye umuyorum. Yani eskisine dönecek inşallah. İnşallah. Biraz bu Ar-Ge işlerinde konuşalım sizinle. Mühendis kökenli bir insan olmamakla birlikte yani tabii. Yaptığınız işi büyütmenizin arkasındaki en büyük aslında yatırımlardan biri de o Ar-Ge'ye yaptığınız yatırımlar kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Biraz onu konuşalım çünkü bunlar çok rol model, çok örnek işler. Kesinlikle. Ne kadar kaynak ayırıyorsunuz Ar-Ge'ye? Tamamen o aklı kendi bünyenizde mi üretiyorsunuz? Üniversitelerle işbirlikleri mesela yapıyoruz. Türkiye'de yapıyoruz. Bu anlamda da olumlu gelişmeler oldu. Kesinlikle. İşte sanayi ve akademi işbirlikleri. Biraz anlatın hani zaten örnek seneler olarak. Önce bu Ar-Ge merkezi olayı popüler olmaya başladığı daha yeni başlarken biz ilk yüzün altında Ar-Ge merkezi olan kuruluşlardan biriyiz. Hı hı. Bu konuda tabii bizim iyi bir ekibimiz var. Genel müdürümüz, Ar-Ge müdürümüz, direktörler. Tabii mühendis kökenli olmadığım için çok böyle çok ayrıntıya girmek istemiyorum bu konuda. Ama bizim Ar-Ge'de şu anda 75'in üstünde mühendis çalışıyor. Çünkü bizim sırrımız her çıkan arabanın ön takım parçalarını gereken zamanda piyasaya verebilmektir. Bunu verebilmeniz için Ar-Ge'nizin özellikle ürün geliştirme kısmının çok kuvvetli olması lazım. Tabii. Yani biz her sene çok komik 700 bu seneki hedef 900'dü. Yani 900 yeni tane ürün, yeni ürün sunacağız. Her birinin planları, operasyon kartları, işte ne bileyim imalatla olan toplantılar, bütün bunların yönetilmesi. Zaten yabancı kuruluşlar da özellikle büyük firmalar bizi audit etmeye geldikleri zaman en başarılı kısmımızın Ar-Ge olduğunu söylüyor. Hı hı. Yeni ürün geliştirmenin, tabii demin söylediğiniz gibi yeniliklere de bakıyoruz. Neler yapılabilir? Ham madde değişiklikleri, belli parçalardaki formların düzeltilmesi, ona göre yeni, daha uzun ömürlü olması için neler yapılabilir ki? Bu konuda iki tane üniversiteyle yakın işbirliğimiz var. Hı hı. Sürekli çalışıyorlar üniversitelerle. Teknik üniversitelerle, Sakarya'da, Düzce'de. Ve de Ar-Ge merkezi olmanın sorumluluğunu taşımak lazım. Yani Ar-Ge merkezi olduğunuz tamam da zaten audit ediliyoruz ama yine de gerçekten Ar-Ge merkezi kavramının aslında ne olması gerektiğini bilmek lazım. Biz aslında kopyalayan bir firma, çünkü biz orijinalden kopyalarız. Olmamıza rağmen çok yeniliklerde katıyoruz şu anda. Anladım. Bir sürü bir inovatif çözüm korkunç var. Çok bayağı içeride. Kuvvetliyiz o konuda. Bir büyük bir mutluluk. Bunun tabii üniversitelere de çok büyük katkısı var. Kesinlikle. Sanayi onlar da çok yakınlık onlar da faydalanıyorlar sizden. Siz onlardan faydalanıyorsunuz. Kesinlikle. Ar-Ge desteği alıyor musunuz Leon Bey? Alıyoruz yani, tabii. Çünkü bu konuda da fena değil. Güzel teşvikler çıktı son dönemde. Gayet iyi. Teknoloji. Tabii teşvik konusu ayrı bir paket. Şimdi siz eğer üretim yapıyorsanız, özellikle ihracat ağırlıklı çalışıyorsanız, sizin yolunuz açık. Yani destekleniyorsunuz kesinlikle. Türkiye'de. Kesinlikle. Yani bu anlamda bir avantaj. Kesinlikle avantaj. Hatta yurt dışında. Yatırım ortamı var Türkiye'de diyorsunuz. Bence var. Evet, peki. Herkes, konuşalım tabii. Tabii kesinlikle tabii. Var. Niye? Şimdi doğruyu konuşmak lazım. Yani Türkiye'de şu anda organize sanayi bölgelerinin verdikleri teşvikler, ufak tefek aksilikler her zaman olacaktır. İnanın yurt dışından gelip sordukları zaman ve ben bu teşvikleri söylediğim zaman şaşırıyorlar. Evet. Yani bir Düzce'de. Biz çünkü dördüncü bölgedeyiz. Bayağı ciddi şeyler var, avantajlar var. Yatırımların tamamının o seneki vergiden düşmesi, makine alımlarındaki işte arsa teşviklerinde. Yani genel olarak Türkiye'de üretim yapmanın ben her zaman önemli ve doğru olduğunu savunuyorum. Halen savunuyorum. Doğrudan yatırım alma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Tabii. Yani bunu bir aşmak gerekiyor. İşte mesela geçtiğimiz sene Volkswagen'ler aramızda yaşanan şeyler değil mi? Tabii onlar oluyor. Oluyor. Maalesef sevindik, oluyor. Sevindik geliyorlar dedik Manisa şudur budur her şey hazır denildi. Aşılacak diye umuyoruz. Tabii orada da işte yukarıdaki arkadaşların o şey iyi yönetmesi lazım. Ne diyelim yani girişimciler olarak biz her şeye hazırız. Evet. Gerçekten Türkiye yani Türk insanı çok girişimci. Yani gerçekten ben ona çok inanıyorum.
Özellikle fuarlara gittiğiniz zaman ki bizim çok önemli fuarlarımız var. Oradaki Türk firmalarının tutumlarını, müşteriye karşı davranışlarını, müşteri arama girişimlerini gördüğünüz zaman yani Türk insanının girişimci bir ruhu olduğunu tabii, kesinlikle kabul etmek lazım. Zaten, gerçekten. Hem girişimcilik ruhu hem her tür krize dayanıklılık kesinlikle, anlamında gerçekten kesinlikle. Türk... Çok tecrübelendik öyle diyelim. Evet, çok Türk tecrübelendik. Türk insanının eline kimse su dökemez diye düşünüyorum. İnşallah. Bu nokta tabii ki ihracata da yansıyor. Fena değil. Biraz sizin sektörün ihracat rakamlarını da dinleyelim sizden. Tabii. Otomotiv yan sanayide nasıl bir performansımız var? Biz ilk 500, tabii 2018 verileri bunlar, 2019 buyurun, tabii, bugünlerde tabii. Açıklanacak. Evet, 2018 verilerine göre biz Teknonot olarak 328. sıradayız. Aha. İlk 500'de. İhracatta da 151. sıradayız. Hı hı. 110 milyon dolar ihracat en yaptık. En çok ihracat yapan 151. 151. firmasıyız. Otomotiv içinde de 26.yiz. Evet. Yani otomotiv sektörü içinde de en fazla ihracat yapan 26. firmayız. Hı hı. Tabii bu kadar rakamlarla bu şeyler aslında biraz ülke açısından zayıf gibi geliyor. Yani evet. Sadece 111 milyon dolarla küçümsemiyorum tabii de 151. olmak çok güzel de bizim gurur veriyor ama ülke bazında baktığınız zaman bunun daha yukarılara taşınması nasıl lazım. Nasıl olacak o iş Leon Bey? Nedir orada aksayan yönler? Nasıl? Desteklenecek yani şöyle aslında Türkiye'de şey eksik. Sanayiye para yatırmayı düşünen insan sayısı az. Herkes İşte biliyorsunuz arsa, inşaat, şu bu daha kolay, daha evet. Zahmetsiz paraları kazanmaya çalışılıyor. Evet. Halbuki Türkiye'de bana göre üretim konusunda yapılacak o kadar çok iş var ki. Evet. Binlerce eksik var. İthalatta dayalı eksik var. Bunları masaya yatırmak lazım. Evet. Sektör, yani olay sadece otomotiv değil bir de şu anlaşılıyor. Ben tabii aftermarket dünyasından geldiğim için onu daha çok savunuyorum. Yani olay sadece... Bir otomobil firmasına mal üretmek değil, dünyada bu aftermarket'in de büyük bir pazarı var ve bunu elinde tutan Çin şu anda. Hı hı. Yani siz eğer arabanın bir parçası, su pompası, fabrikası arıyorsanız tüm çeşidi yapan bizim ön takım yaptığınız gibi Çin'e gitmelisiniz. Türkiye'de yok. Tabii. Yani bunun gibi otomobilin içindeki komponent isimleri, yani gruplarını sıralayıp o grupların her birine iyi yatırımlar lazım. Çünkü evet. Altyapı burada var. Mühendislik var, ham madde var. Tabii her şey var. Her şey var. Evet. Bence biraz şey lazım, kişi lazım. Evet. Yatırım yapmak isteyen kişi lazım. Hem o bir yandan da Çin'in biraz bu artık hani neredeyse dünyanın tüm ana tedarikçisi olma özelliğinin de kırılması. Pandeminin de aslında bu noktada biraz daha bu çeşitlenme... Öyle görünüyor. Değil mi? Öyle görünüyor. Bir, tabii onu göreceğiz ama öyle görünüyor. Yönünü artıracağı söyleniyor. Yani Avrupa'dan da bizde dönüş biraz var. Çin'den dönüş... Ufak ufak alıyor var. Alıyor musunuz siz firma olarak mesela o Çin yerine? Başladılar. Şey. Başladılar. Zaten fiyat farkları da artık eskisi gibi değil. Değil mi artık? Değil tabii. Çin'de de pahalandı mı? Çin'de benim işçim var. Çin'de artık 500-600 dolardan aşağı adam yok. O eski Çin'de o eski Çin değil. Kesinlikle değil ama yine de herhalde hükümet sübvansiyonları çok fazla. Hı hı. Yani insanın bazen aklının ermeyeceği kadar çok ucuz verebiliyorlar. Yani. Evet. Bazen maliyetlerini de bilmiyorlar. Olacak, o da ayrı bir konu. Ama, bir ama Türkiye o konuda bizim sektörde iyi gidiyor. Peki. Şimdi birazcık şöyle yapalım. Otomobillere çok düşkün bir insansınız. Çok evet özellikle. Tabii, özellikle evet. Çok. Biraz o sevdanızı da anlatın bize ama tabii, bu tabii. Sevdanızı anlatırken bir yandan da tabii içinde bulunduğumuz bir değişim dönüşüm süreci var. İşte teknolojinin gelişmesi, dijitalleşme bir yandan da işte otomobillerin o geleneksel formattan elektrikli kesinlikle. Otomobillere dönmesi. Nasıl görüyorsunuz o değişim dönüşüm sürecini? Bu bir zorunluluk mu olacak? Nasıl bir süre verirsiniz önümüzdeki kaç yıl içerisinde mesela benzinle çalışan araçlar yerine? Bu sizi çok da etkilemiyor onu biliyorum. Değil mi o etkilemiyor çünkü tabii etkilemiyor şöyle sektör etkilemiyor bizim yaptığımız olarak. Parça olarak elektrikli arabalarda da bu parçalar var. Aynen. Süspansiyon sistemi. Oralarda değişim etkilenmeyecek. Yok. Motor üretenler düşünsün. Bir motor parçası üretmediğimiz evet. için. Evet. Yani şöyle otomobil hastasıyım zaten çok seviyorum otomobilleri. tabii benim otomobil aşkım motorla ilgili yani ben normal bir motoru çalıştırırken ondan duyduğum ses ayrı bir elektrikli araba yani elektrikli araba bana bir şey vermiyor kesinlikle. Ama doğru mu doğru işte hava kirliliğidir şudur budur tabii kesinlikle. Özellikle de hem kullandığım bir iki tane araba elektrikli otomobil var çok zevkli. Çok zevkli. Büyük bir sürat var. Tabii o şeyden dolayı menzil elektrik herhalde gücün, biraz. Menzil işini çözecekler. Ben birkaç sene önce bu elektrikli otomobil
konusu geçmeye başladığında ben bu iş kim uğraşacak? Elektrikli dedim ama. Öyle mi? Ama şu anda görüyorum ki zaten firmaların bütçelerine bakıyorsunuz. Şu anda neredeyse 2030'dan sonra sanki normal motorlu araba üretilmeyecek gibi duruyor. Hı hı. Hepsi, bütün firmalar öne çektiler biliyorsunuz. Evet, evet. Volkswagen'i, Mercedes'i. Evet. İşte Renault başladı şimdi. Renault başladı. Tesla zaten kavuruyor dünyayı. Evet, bence 2040'tan sonra elektrikli araba %70-80'lere varacak. Yani bitecek motorlar, normal motorlar. Evet, belki yukarıdan inen bazı yaptırımlarla da değil mi? Tabii şey de çözülecek. Tabii ki bence o menzil oyu da çözülecek. Yani herkes çalışıyor şu anda. Bence de belki de 1000 kilometre, 2000 kilometre giden bir mekanizmayı bulacaklar herhalde, evet, şarj sistemine. Muhakkak. Leon Kalma, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kıymetli katkınız çok için. Çok teşekkür ediyorum. Çok görüşmek sağ olun. Üzere diyorum, çok sağ olun. Sağlıkla. Teşekkür ediyorum. Ve yolunuz açık olsun teşekkür daima, ederim. Her çok daima. Çok sağ olun. Leon Kalma, Teknorot firması yönetim kurulu başkanı, bize hem Teknorot'un başarısını anlattı, başarısının arkasındaki hikayeyi dinlemiş olduk. Hem de otomotiv yan sanayide Türkiye'nin gücünü bir kez daha görmüş olduk. İşte böyle güçlü firmalarımız var. Küresel pazarlarda ki pek çok ülkeye satış yapan, ihracat yapan firmalar gerçekten de yıldız firmalarımız. Şimdi birazcık şunu konuşalım istiyoruz. Otomobilden çıkalım, denizlerimize gidelim. Ama ondan önce de reklama gidelim. Daha sonrasında Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'a ağırlığı olacağız. Yönetim Kurulu Başkanı, bizden ayrılmayın.